Güzel ve keyifli bir hafta, iyi haberleri aktarabileceğimiz günler dileğiyle odak noktasından iyi akşamlar efendim. Evet, oldukça sıcak bir hava. Bu hafta oldukça sıcak geçecek gibi görünüyor. Hatta sıcaklığın daha da yükseleceği söyleniyor. Ancak gündem özellikle İsviçre'deki Crans-Montana görüşmelerinin ardından yavaş yavaş yoğunluğunu kaybediyor. Geçtiğimiz hafta baş döndüren, ondan önceki hafta da keza öyle, hem temaslar hem açıklama trafiği vardı. Yetişebilmek gerçekten oldukça zordu. Gelen mesajlara bakıldığında giderek sertleşen üsluplar, verilen mesajlar, Atina, Ankara ve Güney ve Kuzey Lefkoşa arasındaki açıklamalar, bir de şimdi bunlara Birleşmiş Milletler'den gelen açıklamalar eklendi. Aslında açıklamalar demeyelim, Birleşmiş Milletler Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Aydın'ın açıklamaları, altı çizilmesi gereken ve mutlaka ama mutlaka bir yanıt verilmesi gereken açıklamalar diye düşünüyoruz. Efendim, nedir bu açıklama? Sonuçta tarafsız Birleşmiş Milletler şemsiyesi altında yürütülen görüşmelerden bahsediyoruz. Tüm Birleşmiş Milletler temsilcilerinin de tarafsız olması olmazsa olmaz bir nokta. Bu bağlamda görev süresinin geleceği belli olmayan, hatta önümüzdeki aylarda ülkesindeki seçimlerde aday olacağı konuşulan Aydın'dan garanti ve güvenliklerle ilgili üstü kapalı Türkiye'yi eleştiren bir açıklama geldi. Özetle Aydın, egemen bir devlette garanti ve müdahale hakkına yer yoktur açıklamasını yaptı. Güney Kıbrıs'taki Rum haber ajansına konuştu. Çevirisinin bir bölümü sadece bu. Açıklama internetten, sosyal medyadan okunabilir. Ancak bu mesaj oldukça rahatsız edici bir noktada. Henüz bu konuya ilişkin rahatsızlık belirten bir açıklama, bir yanıt gelmedi. Bilemiyoruz. Belki yürütülen bir süreç vardır. Bir itiraz, bir açıklama gitmiştir diye düşünüyoruz. Ya da gitmeli. Ancak kamuoyuna yansıyan bir açıklama görmedik. Dışişleri Bakanlığımızdan da, hükümetimizden de ya da siyasi partilerden de. Peki bu bir kenara, bundan sonra ne olacak? Geçtiğimiz hafta da bunu değerlendirmeye çalıştık. 15-20 Temmuz haftasının ardından şimdi artık gözler Türk tarafında gibi görünüyor. Türkiye ve Kıbrıs Türk tarafının alacağı kararlar doğrudan tanınmayı bekleyemeyebiliriz. Ancak bunun önünde üzerimizdeki ambargoların kaldırılması, doğrudan uçuşların başlaması, bazı ülkelerle belki daimi temsilciliklerin açılması, ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi, Kapalı Maraş'ın, tırnak içinde söyleyelim, eski sahiplerine iadesiyle tekrar canlandırılması, Maronitlerin kuzeye kendi topraklarına, tırnak içinde söyleyelim bunları, yerleşmesiyle beraber yine atılacak bazı ekonomik açılımlarla, ki çok sık duymaya başladık kulislerde, KKTC'de bazı bölgelerin ya da ülkenin tamamının KKTC'nin serbest bölge olarak bir ekonomik kalkınma alanı olabilmesi gibi şeyler konuşuluyor. Pek çok başlık var. Bunların her birine bir isim atfedecek olursak buna bir B planı belki diyemeyebiliriz. Ancak bir şeyler değişecek. Türkiye, Kıbrıs Türk tarafı olarak yeniden mevcut parametrelerle masaya dönmek istemiyor. Ya da biz böyle anlıyoruz. Peki bundan sonra ne olacak? Ülkenin sürdürülebilir ekonomisi, şeffaf siyaseti nasıl hayata geçecek? Kamusu nasıl düzenlenecek? Çevre sorunları nasıl önlenecek? KKTC'yi biz kendimiz olarak nasıl ayağa kaldıracağız? Yaşanabilir bir ülke haline getireceğiz ve sonrasında da ülkeyi tanıtmaya, ambargoları kaldırmaya çalışacağız. Bütün bunları konuşuyor kulisler. Bir yaz rehavetine girmiş gibi görünüyor olsak da içten içe yine dost sohbetlerinde, meclislerde, kulislerde konuşmaya devam ediyoruz. Biz de ekranlara taşımaya çalışıyoruz. Hem ekonomi, hem bundan sonrası, hem diplomasi, hem siyaseten Kıbrıs'ın geleceğini konuşmaya çalışacağız. Çok doğru bir isimle belki de bugün, title anlamında söylüyorum tabii ki, bir isimle beraberiz. Eski Maliye Bakanlarımızdan ve emekli Büyükelçi Sayın Tansel Fikri ile beraberiz. Efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Kusura bakmayın, girizgah kısmı biraz uzadı ama yeterince size söz vereceğiz efendim. Evet, şimdi bundan sonrasını konuşacağız. Ekonomik olarak da bundan sonrası çok önemli. Çünkü sürdürülebilir bir ekonomi, refah seviyesi yüksek bir ülke belki de tanınmaya ihtiyaç duymayabilir doğrudan. Tabii ki tanınmak çok önemli, uluslararası temsiliyet çok önemli ama
Bundan önce yapılacak işler de var. 50 yıldır yapmadığımız işler, onlar birikti. Ama bir de tabii ki neler yapılabilir, ekonomi nasıl düzeye çıkarılabilir? Az önce sıraladığım bazı açılımlar gerçekten ülkeye geri, ekonomik anlamda geri dönüş sağlar mı? Siyaseten, statü anlamında da bir geri dönüş olur mu? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanıtılması için doğru bir zaman mı? Bunu gerçekleştirebilir miyiz? Bunun için mücadele edilmeli mi gerçekten Türkiye ile beraber? Bunları da merak etmiyor değiliz. Buna girmeden ilk kısmıyla isterseniz başlayalım. AYD'nin açıklamaları, tarafsız olması gereken bir bürokratın egemen bir devlette garanti ve müdahale hakkına yer yoktur diyerek üstü kapalı olarak Ankara'yı eleştirmesi ve neredeyse müzakerelerin çöküşünün sorumlusunun Türkiye gibi gösterilmesi. Ne dersiniz efendim? Valla ben aynı açıklamayı ben de okuma fırsatı buldum. Bir de bugün ajanslarda Rum tarafında siyasi partiler, başpiskopos hepsi kor halinde ailenin görevden alınmasını, uzaklaştırılmasını yani bir cazgır bir linç etme şeyine, kampanyasına giriştiler. Oysa yani gerçeklere baktığınızda aslında ben katılıyorum bazı arkadaşların görüşlerine. Yani Anastasiadis ve başpiskopos girip yani aynı karşısında diz çöküp teşekkür etmesi lazım. Çünkü bugüne kadar garantiler konusu ve güvenlik konusu gündeme gelmemişti. Yani diğer başlıklar vardı ama gerek yani herkes diyor işte son iki yıllık görüşmelerde güvenlik ve garantilerin gündeme nasıl bir öncelikle girdiğini de anlamış değilim ama yani Şubat 2014 belgesinde zaten güvenlik ve garantiler de zikredilmemişti. Sıralama herhangi bir gündem sıralaması yoktu. İkide bir de Şubat 11 Şubat 2014 belgesine atıfta bulunuyorlar ama orada garantiler ve güvenliğin bir tartışma konusu olduğuna dair bir formatta gündemde yoktu bildiğim kadar. Christofias ve şey görüşmelerinde, Talat görüşmelerinde belki vardı ama yani dolayısıyla eğer bütün referanslar Derviş Erol ve Anastasiadis mutabakatına esasları içerisindeyse garantileri zaten yoktu gündemde. Dolayısıyla başlı başına bu gündem maddesinin ön plana çıkması ve Kıbrıs Türkü'nün neredeyse yarım asırlık yaşamsal haklarından hiçbir açıklık gelmemesi. Yani örneğin iki kesimlilik, gerçekten iki kesimli bir bölge mi olacak? Yoksa dört özgürlükle iki kesimliliğinin anlamı tamamen ortadan kalkmış mı olacak? Rum çoğunluğunun egemenlik alanına mı itileceğiz? Bunlar tabii çok ciddi kaygılarımızdı ve yani istediğimizi alsak bile bunlar birinci hukuk altında Avrupa Birliği'nin ana sözleşmesine entegre bir unsur olarak yazılmış olacak mı? Yani bu hiçbir konuda aslında kayda değer bir teminat almamışken ben ona hayret ediyorum Mert Bey. Yani ısrar ediyoruz. Efendim yönetime etkin katılım. Efendim siyasal eşitlik. Bir yerde de yani birincil hukuk. Pek çok konularda mülkiyet konusunda. Yani pek çok konularda ucu açık ve net olmayan bir şey var. Bu konular kapanmamıştır. Yani kendiler de itiraf ediyor. 230 konuda ciddi bir uzlaşmazlık vardı düne kadar. 230 konuda. Evet. Ve özellikle dönüşümlü başkanlık, toprak mülkiyet, yönetime etkin katılım konularında ciddi görüş ayrılıkları devam etmekteydi. Hal böyleyken yani ben anlamakta güçlük çekiyorum. AYDE çok iyimser mesajlarla bir rüzgar estiriliyor. Bakıyorum bir ölçüde Anastasiadis de aynı şeyi yapıyor. Kamuoyunda sivil toplum örgütleri falan. Yani sonradan İngiliz Büyükelçisi'nin dün CNN Türk'teki açıklaması var önümde. Hürriyet'te yer alıyor. Yani ramak kaldı diyor. Kapsamlı bir çözüme
çok yanaşılmıştı. Ancak maalesef ona son dakika erişilemedi. Ve ayrıca da yani 63-74 hadiselerine atıfta bulunarak yani çok acı şeyler, izler bıraktığını her iki toplumda çok derin bir güvensizlik hakimi olduğunu ve esas belki bu başarının kaydedilmemesinin nedeni de Türkiye, Yunanistan ve Kıbrıs Türkü ve Kıbrıs Rumları arasındaki o çok derin güvensizlik köklü bir şekilde devam etmesini kendiler müşahede etmişler. Artık zamana kalmış diyor. Yani ümit ediyoruz ki ben diplomat olarak iyimserliğimi korumak istiyorum ama yani kısa sürede böyle bir çözüm beklentisinin pek gündemde olmadığına dair bir indikasyonu var. Yani beni hayrete düşüren husus bu. Yani tam bir hazırlık yapılmadan Kıbrıs Türk tarafı bir yerde en temel yaşamsal konularda güvenceler ortada yokken, onların bir garantisi gerek AİDE tarafından verilmemişken, Anastasiyas tarafından verilmemişken, kalkıp yani hiç görülmemiş açılımlar yapılması. Yani bir yerde AİDE ona da bahsediyor. Evet. Bir yerde de takdirlerini sunuyor Sayın Akıncı'ya, Cumhurbaşkanımıza. Hiçbir Türk liderin yapamadığı kadar süreci ileriye götürmüştür diyor. Yani çok ezber bozan açılımlar yapmıştır. Yani bu garantiler konusunda da öyle, garantiler tabu değildir diye sık sık açıklamalarla bir yerde radikal söylemlerle. Tabii evet. Bu radikal söylemlerle güvenlik ve garantiler hiçbir şekilde tartışma konusu değilken hiçbir müzakere sürecinde, yani 63'ten beri devam eden sorunda Türkiye'nin uluslararası anlaşmalarla ve birinci yıl hukuk altında Birleşmiş Milletler'de tescil edilen bu hakkı tartışma konusu değildi. Bu sadece yani Kıbrıs Türk'ünün güvenliğinin temelini oluşturmuyor Mert Bey. Bu Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki stratejik güvenliğinin de temelidir yani. Dolayısıyla eğer gerçekten Türk kanadı bu güvenlik ve garantileri ve tek taraflı müdahale hakkını bir tartışma konusu olmasına zimnen onay vermişse, bu tarihi bir hatadır. Yani bunu tarih yazacaktır. Türk kanadının gerek anavatan Türkiye olsun, gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olsun, bu konunun bu şekilde bir noktaya gelinmesi çok stratejik bir hatadır. Yani umarım bu satadan geri dönülür. Geri dönülmesi için de çok yeterli sebep vardır. Orta Doğu'nun hali ortada. Orta Doğu'nun kaynağın bir kazan şeyinde, Türkiye'nin bütün sınırları hasım güçler tarafından taciz edilirken, 40 kilometre ötede Kıbrıs'ta uluslararası anlaşmalarla beton gibi hakları biliyor musunuz? Yani bu hakların tartışmaya açılması bana göre çok büyük bir hatadır. Yani bunu söylemeden geçemeyeceğim. Yani bu niye yapıldı? Yani insan varoluşunun parametrelerini nasıl tartışma açar? Bugün Yunanistan'ın böyle bir kaygısı yok. Yunanistan Avrupa Birliği'nde, Güney Kıbrıs Avrupa Birliği'nde zaten hep yani 29 ülkenin askeri bir işbirliği süreci başlatıldı. Yani dolayısıyla askeri açıdan Yunanistan bütünüyle Güney Kıbrıs'ta var. Yani Türkiye kendi eliyle buradaki varoluşunun hukuki temellerini nasıl zayıflatır onu bir türlü anlamış değilim aslında. Yani bunu söyledikten sonra taktiksel açıklamana belki olabilir. Yani ama biliyor musunuz bu konularda bazı konuları İngiltere üstlerini hiçbir zaman tartışma açtı mı? Açmadı. Evet. Amerika kendi anayasasını birinci hukuk altında kimse tartışma açmaz bu konuları Mert Bey. Ben biliyorum yani Türkiye'de çok engin bir hoşgörü ve çok barışçı bir sabır var. Yani 50 yıldan beri Yunanlıların uzlaşmaz şeyini büyük bedeller ödeyerek çekiyoruz.
Ama Rum tarafında hiçbir belirti yok. Olmayacağı da 50 yıl bütün bu görüşme süreçlerinde yani sık sık söyledim de yani bir tekrarlama gibi olur ama yani kendi Dışişleri Bakanı ifade ediyor Rolandis. En az son derece makul 15 planı biz reddettik. En sonunda 2004'teki Alman planı. Bakın burada tekrar söylemek istiyorum. Sizin programda belki söylemişimdir ama bizim yani literatürümüzde ve dışişlerimizde bunun söylemini görmedim. Söylemeleri lazım. Yani İngiltere Başbakanı Tony Blair bunu televizyonda, BBC televizyonda, avam kamerasında Dış İlişkiler Komisyonu ile yapmakta olduğu bir söyleşide, canlı yayında söyledi. Yani bir İngiltere Başbakanı diyor ki, Türkiye'nin Avrupa Birliği süreci olmamış olsaydı, Türkiye'nin ve Kıbrıs Türk'ünün Annan planı çerçevesinde vermiş oldukları tavizleri hayal bile edemezdik. Yani ne kadar akıl almaz, hatta kırmızı çizgilerimizden ne kadar taviz verdiğimizi bir İngiltere Dışişleri Bakanı dile getiriyor. Başbakanı söylüyor bunu. Ve aleni televizyonda söylüyor. Şimdi hal böyleyken yani adeta barışı biz sabote ediyormuşuz gibi. Sendikalarımız olsun, bazı siyasi partiler olsun. Büyük bir suçluluk kompleksi içerisinde. Büyük bir yani daha ne kadar deneyeceğiz? Bu kadar bedel ödemiş olmamız yetmiyormuş gibi. Rumlara karşı hiçbir şikayet yok. Maaş alınmadığı takdirde Büyükelçiliğin önünde ana vatana rüştünü ispat etmek isteyen bir sürü politikacımız. Hatta zamanında Sayın Akıncı da aynı dik duruşu Türkiye'ye göstermek istedi. Bizler artık rüştümüzü ispat ettik. Çocuk değiliz. Eşit düzeyde ilişkilerin olması gerekir diye bu söylemler güzel de bu dik duruşu ben Rumlara karşı göstermeleri bekliyorum. 50 yıldan beri, yarım asırdan beri bütün haklarımızı paspas ediyorlar Mert Bey. Ayaklar altına alıyorlar. O sendikalar gök kubbeyi yıkmaları lazım. Güneydeki sendikaların başına. AKEL'in başına. Hiçbir hareket yok. Yani böyle bir yani bir yerde de bu muhasebeyi her Kıbrıs Türk'ü yapması lazım. Kuzey Kıbrıs'taki bütün kurumlar yapması lazım. Şimdi bakın yani tek gücümüz çok yani sayısal bir dezavantajımız var onlara karşı. Yegane bir gücümüz var. O da ulusal birlik ve beraberliğimiz. Tıpkı o mücadele yıllarında olduğu gibi. Herkes cephede eşit koşullarda, eşit maaşta tam bir yumruk olarak ve o zaman Türkiye'nin gücüyle birlikte o birliktelik bizi neticeye götürdü. Bizi zafere ulaştırdı. Şimdi bu dağınıklığı anlamakta güçlük çekiyorum. Yani Sayın Akıncı'ya belki bu görev düşüyor. Cumhurbaşkanlarına düşüyor. Bütün siyasi partileri gerekirse 3 gün, 4 gün bir otelde beyler nereye gidiyoruz? Bir muhasebe yapalım. Bütün sivil toplum örgütleri. Yani ortak bir çizgide Kıbrıs Türk'ü bir araya gelmediği takdirde ve bu kararlılığını, bu var olma iradesini, var olmaz bini Rum tarafına yeniden göstermediği sürece bu davayı kaybedeceğiz biz. Türkiye'nin bütün desteğine rağmen kaybedeceğiz. Peki şimdi bu çok önemli ama toplumsal bir uzlaşı, bir konsensus anlamında ilk deneme gerçekleşti. Bundan sonraki yol haritası ile ilgili olarak Sayın Çavuşoğlu'nun 20 Temmuz kutlamaları öncesinde geçtiğimiz hafta pazartesi akşamı gelmiş, salı gününde geldiği günün ertesi günde de bir liderler zirvesi gerçekleşti. Sayın Çavuşoğlu, mevkidaşı Sayın Ertuğrul ile beraber meclis başkanı, teker teker isimlerini sayıyor, başbakan, başbakan yardımcısı, ana muhalefet, küçük muhalefet liderleri de o toplantıdaydı. Meclis başkanı da vardı, cumhurbaşkanı ile beraber. O toplantıda neler konuşuldu? Bir şekilde güneyde olduğu gibi bir şekilde lanse edildi. Siyasilere yakın gazetecilere aktarıldı bunlar. Kimileri buna bir B planı konuşuldu denildi ama tam anlamıyla bunun bir B planı olmadığını öğrendik. Sadece bir namız yoklamaydı. Yine anlaşıldığı kadarıyla Kral Montana'da Türk heyetine Birleşmiş Milletler parametreleri çerçevesinde görüşmelerin devam edemeyeceği açıklamasıyla ilgili bir eleştiride bulunmayan ana muhalefet ve küçük muhalefet partileri liderlerinin buraya döndüklerinde bilgilendirme toplantısı sonrasında buna karşı olduklarını kamuoyuna duyurdular. Bu karşıtlıklarını da Çavuşoğlu'yla gerçekleşen
yemekte de dile getirdiler. Sanırım bu toplantıda bazen zaman zaman gerginliklerin yaşandığını anladık. Yani siyaseten yelpazenin bir kısmı Türkiye ile beraber paralel olarak belki her konuda hemfikir değil ama yeni bir yol haritasıyla devam edilmesi noktasında hemfikir. Bir kısmı da siyaseten BM parametreleri olmazsa olmaz. Kıbrıs sorunu güneyle anlaşmadıkça, komşularımızla anlaşmadan, onların da rızasını almadan çözülmüş sayılmaz. Biz istediğimiz kadar hatta tanınalım. Eğer güney bundan rahatsız ve bir anlaşma yoluna gidilemediyse komşuyla, bu kabul edilemez noktasındalar. Yani biz KKTC'nin tanıtılması için girişim başlatılması noktasında bile değiliz. Bir kısmı BM parametreleriyle devam etsin, federal birleşik Kıbrıs olmazsa olmaz. Bir kısmı da artık farklı çözüm yolları bulunsun noktasında yeni açılımlar peşinde bunun istekliliğini sürdürüyor. Diğer taraftan da siyasetin dışında vatandaş da aslında şöyle namız yokluyoruz. Büyük çoğunluğu söyleyelim, büyük çoğunluk yani yarıdan fazlası vatandaşın 3 aşağı 5 yukarı, bir anket yapılmış değil ama yapılsa gözlemlediğimiz şu: vatandaşlar en azından artık gerçekten Türk tarafı Türkiye ile birlikte samimi ve gerçeği söylüyorsa, müzakerelerin devam etmeyecek olmasından, bu belirsizlik halinden kurtulmuş olmanın sevincini yaşıyor. Çünkü işte Cenevre'de ne konuşulacak, Crans-Montana'da ne konuşuldu, Montpellier'inde ne oldu, İsviçre'de mi görüşülecek, işte burada ne olacak, ara bölge, Birleşmiş Milletler, parametreler, yıllarca insanlar bunları duymaktan artık usandı, bıktı. Şimdi ne yapılacak? Onlar yavaş yavaş konuşulmaya başlandı ama konsensus sağlanamıyor. Yani bunu i̇şte görüyoruz. Ben de Mert Bey, bu noktada yani bu konsensusun inşa edilmesinde tabii ana muhalefet partisine bir önemli görev düşüyor. Yani ben baktım o yönde bir eğilim var. Yani gerçi bana göre stratejik bir hatadır. BM parametrelerinde yeniden görüşmelere devam edilsin. Federasyon, iki bölgeli, iki toplumlu federasyon tek gerçekçi çözümdür diye iki parti bunu söyledi ama bana göre çok talihsiz bir beyan. Çünkü 50 yıldan beri bu çerçevede görüşülüyor. Yani burada kaç yıl daha Rumların ve Rumlar her seferinde yeni kazanımlar elde ediyorlar. Siyasal zemin kazanıyorlar. Bugün garantiler ve güvenlik konusu Rumların gündeme getirmeye cesaret edemediği bir konuydu. Şimdi bu konu çözülmeden bizim temel haklarımızı, hatta 60 anayasası altında gibi bir yerde neredeyse Kıbrıs'ın kuruluş tapusunda, senedindeki haklarımızdır bu. Onları 50 yıldan sonra yani paspas etmeye devam edecekler. Tatbir olmaları lazımmış. Efendim yani garantiler ve şeyde bunları kağıt üzerinde imza etmiş olsaydı Sayın Çavuşoğlu, bu anastasi adresi tatbik etmiş olacaktı. Onu yani bir yerde bana yazılı ver demiş. Yani hangi noktaya geldiklerini Rumlarını bu gösteriyor. Yani bugüne kadar belki şey oluyor, biraz mizahi olacak ama Rum kanadını şeye benzetiyorum. Yani Birleşmiş Milletler'den ve Avrupa Birliği'nden şımartılmış bir çocuğa benzer. Bir profesörün biri de zaten böyle bir deney yapmış. Yani çarşıdaki bütün oyuncakları böyle bir evladın şeyine, odasına yığmışlar. Evet. Çocuk bu oyuncaklardan hangisiyle oynamaya başlayacağının şeyi içerisinde yaygarayı koparmış, krize girmiş. Çünkü bütün olanaklar Rumlara veriliyor. Yani Kıbrıs hükümetinin bir yerde egemenliğini tek taraflı olarak 63'ten 64'ten beri kullanıyorlar. Ve en büyük rüyası buydu zaten şeyin, Bakarios sana telkin edilen buydu. Yani sen bu sıfatla ancak enosisi gerçekleştirebilirsin. Dolayısıyla 60 anayasasını imzanını koy, önce itiraz etmiş anladığım kadar. Şimdi sen yani baktı ki silah zoruyla bizi bütün devlet organlarında zorlamışlar. Bizi açık hava hapishanelerinde çok zor koşullara mahkum etmişler 13-14 yıl. O yetmemiş. Arkasından enosisi gerçekleştirmek üzere yaptıkları darbe hareketi, Türkiye'nin meşru müdahalesi. Ona rağmen
meşru sıfatları ki ben şeyi bekliyordum. Yani Cenevre'de ilk kez Türk müdahalesinden sonra Kıbrıs'la artık iki eşit otonom idare var diye tescil edilmişti. Bence sağlıklı ve yani bir yerde Kıbrıs'ta kalıcı çözücü getiren bu söylemdi. Yani Kıbrıs'ta tarafların paritesine bir denge gelmediği takdirde Rumlar çözüm yolunda hiçbir ihtiyaç ve insentif duymayacaklardır. Bunu kanıtladılar. Yani bir de bunun üzerine Avrupa Birliği üyeliğiyle sadece egemenliğin tek taraflı uluslararasında kullanımı yetmiyormuş gibi bir de Avrupa Birliği'nde 28 ülkenin de topyekün kolektif desteğinin ile birlikte uluslararası koridorlarda yürümeye başladılar. Şimdi böyle durumda olan bir taraf hiçbir çözüme gelme ihtiyacı yok. Çözüme onu zorlayacak olan Kıbrıs Türk'ünün ve Türkiye'nin kararlılığıdır ve üreteceği bedeldir. Kıbrıs Türk'ü bedeli bu şu şekilde üretebilir. Birlik beraberliğiyle kıran kırana haklarını talep eder. Hem gerektiğinde yeniden görüşmeler başlarsa iki devletli bir görüşme esasında tek vücut olurlar. Eğer gerçekten Rumlar zamanla bir yerde olumlu bir barışa yelken açmalarını gördüğümüz takdirde zaten haliyle bir konfederal bir çözüme gidecektir. Artık uzun yıllar bu iki halkın iç içe bir ortaklığının yürümeyeceği anlaşıldı. Bir yürümüyor. Bunu zaten teslim ediyorlar. Evet. Bir de yani mevcut 43 yıldan beri konsolide olmuş barışın temelleri var. Bunlar Kıbrıs'ın toprağına ekilmiştir. Akıl almaz bir inkişaf olmuştur kuzeyde. Yani Kıbrıs'ın demografik yönden, her türlü ekonomik açıdan çok köklü, yapısal kökleşme olmuştur. Şimdi kültürel de keza. Yani herkes bu, yaşadığı yerde artık. Güney aynı şekilde adanın 1/3'ünde ve dünyanın bütün imkanlarıyla alabildiğine şey olmuştur, gelişmiş. Bir de üstüne üstlük, yani ona da geliriz inşallah, bu münhasır ekonomik bölgeleri tek başına hukuksuz olarak bizim deniz sahamızı, bizim hava sahamızı bir yerde kendi tapusundaymış gibi kullanmaya kalkıyor. Yani bu da kanayan bir sorun. Yani burada yani bugüne kadar bir tek Türkiye ve Kıbrıs Türk'ünün direnmesi Rumlara bir bedel üretti. O politikana devam edeceğiz. Dediğiniz gibi yani Maraş'ı... İsterseniz bu önemli meselelerini alalım. Yani geçtiğimiz haftadan bu yana duyuyoruz. Yani biliyoruz. Tabii bazı adımlar atılması lazım. Yani kapalı Maraş'ın... Yani atılacak adımlardan bir tanesi... Yani bütün dünya ilan etmesi lazım. Yani çok da ciddi bir oy birliğiyle alınmış bir parlamento kararımızda. Bugüne kadar iyi niyetle ve akıl almaz bedelleri öderek, üç nesil insanımızın her alanda büyük bedeller ödeyerek barışa koşması, karşı tarafın zaten barışa ihtiyacı olmaması nedeniyle, çünkü ortaklığın bütün nimetlerini kullanmış olmalarından dolayı, bu çözüm mümkün olamamıştır. Bundan sonra biz devletimizi güneydeki devlet kadar meşru bir devlet olduğunu, çünkü her açıdan güneydeki devlet kadar meşrudur. Bu meşruiyeti uluslararası da kabul ettirme birinci misyonumuz olacak. Yani Kıbrıs Türkiye olarak, siyasal partiler olarak, yurt dışındaki diaspora olarak, Türkiye'nin de bütün organların, çünkü Yunanlılar bu mücadeleyi onlar bu noktaya getirmişse Yunanistan'ın her alanda güneye vermiş olduğu destekten dolayıdır. Yani Avrupa Birliği'ne girişleri o yüzdendir. Avrupa Birliği'ne Yunanistan genişleme sürecine rest çekmemiş olsaydı giremezlerdi zaten. 10 üye ülkenin genişlemesine takoz koydu Yunanistan ve benim şartım Güney Kıbrıs Bandar Planı'na evet de dese, hayır de dese Güney Kıbrıs'ı tam üye, tüm Kıbrıs adına alacaksınız şartını koydu. Yani bu kadar gayri adil koşullarla biz mücadele etmek durumunda kaldık. Bundan sonra yani benim inancım bu kararlılığımızı dünyaya göstermemiz lazım. Ve Türkiye'nin mesela Katar'dan tutun da
Körfez ülkelerinde önemli bir ağırlığı var. Ben dilerim ki Sayın Cumhurbaşkanımız şu anda Körfez ülkelerini geziyor. Yani en azından Katar Petrol şirketi, önüne gelen petrol şirketi Rumlarla birlikte. Maalesef. Evet. Tek taraflı petrol şeyiyle sondajına girişmesin. Yani bunu bir siyasi çözüme bağlasın. Bakın yani bu çok önemli bir örnek. Bütün yani, dünyanın abluk altına aldığı Katar, küçücük bir Katar. Evet. Türkiye ile beraber nefes alıyor. Yani Türkiye olmasa belki bitkisel hayatta daha da çok ciddi tehlikeler yaşayabilirdi. Sadece Türkiye değil, birkaç ülke daha var ama Türkiye ile olan ilişkileri ne kadar iyi olduğunu görüyoruz. Ama çıkarlar meselesi olunca iş bambaşka oluyor. Exxon'la yapılan ortaklık bu krizlerden ve Crans-Montana zirvesinden önce belirlenmiş, netleşmiş bir ortaklıktı zaten. Ama bütün bunlara rağmen geri adım atan yok. Yani ülkeler arasında dostluk yok, çıkarlar vardır. Yani her daim çıkarlar önde olur ama tabii ki dost ülkelerle de ayrı bir iletişim vardır. Peki biz neden çıkarlarımızı konuşmuyoruz? Yani benim çıkarlarım bugün Federal Birleşik Kıbrıs'tan geçmiyorsa, sırf birileri buna bir kılıf hazırladı ya da bir yol haritası çizdi diye 50 yıl önce ve sadece bu kabul edilebilir, başka bir çözüm yolu kabul edilemez öğretisiyle, tıpkı yavru filin ayağına zincir vurularak eğitildiği, zincir çıkarıldıktan sonra bile ayağında zincir varmış psikolojisiyle davranması gibi öğretilmiş bir çaresizlikle, ben sadece Federal Birleşik Kıbrıs formülünden bahsetmiyorum, diğer formüller de keza benzer şekilde ele alınabilir. Sadece bir noktaya odaklanmış, kalmış ve sadece çözümün Federal Birleşik Kıbrıs olduğu öğretisiyle yola devam ediyoruz. Ve bunu yaparken ülke çıkarlarını, menfaatlerini bir kenara bırakıp sanki ara bulucu pozisyonuyla siyaset üretenler var ülkemizde. Yani, ara buluculuk mu yoksa ülkesel çıkarlar toplumun, halkın önce âli menfaatleri midir? Yani bunları mı tartışmak gerekir? Bir de buraya bakmak lazım diye düşünüyorum. Yani orada haklısınız. Yani bir yerde federal çözüm arayışı 50 yıl sürdü diye Kıbrıs Türk'ü ve kurumları ile birlikte gereken gayreti ve göstermesi gereken başarıyı göstermemiştir. Yani gerek etkin yönetimde gerekse pek çok çözülmesi gereken sorunlar var. Yani Türkiye'den gelen sorun çoktan bütün yörelere dağıtılmış olması lazımdı. Çok daha saydam, çok daha dürüst, çok daha güvenilir kamu hizmetleri tesis edilmesi lazımdı. Hükümet düzeyinde olsun, bakanlıklar düzeyinde olsun, yerel yönetimlerde olsun. Bunlar yapılması lazımdı, yapılabilirdi. Akabinde dediğiniz gibi, yani ben yeniden Katar'a gelmeme izin verirsen, ben inanıyorum ki Cumhurbaşkanı Erdoğan kararlılıkla bu konuyu gündeme getirdiği takdirde Katar'ın bu bir yerde Rumlara hayır demesi şeklinde olamaz bu. Ancak bu konu Kıbrıs-Türkiye arasında münhasır ekonomik bölgelere ilişkin bir modalite üzerinde bir ara anlaşmaya varmanız halinde bu çalışmalara başlayacağız. Bari bu da bir yerde Rumları sınamış olur, biliyor musunuz? Yani eşit koşullarda bir parça çözüm, münhasır ekonomik bölgeyi alalım. Bu Türkiye Yunanistan arasında bir harbe sebep olabilir. Sıcak bir çatışmaya gidebilir. Burada aslında Amerika'nın da çıkarı var, İsrail'in de çıkarı var. Yani niye bu kadar hakkımızı esirgiyor? Yani İsrail olsun, Körfez ülkeleri olsun, Amerika olsun, Avrupa Birliği olsun. Yani bari bunu, yani sıcak bir şeye gelişmeye doğru gidiyor olay. Yani bir ara çözümü zorlayamazlar mı? 60 Anayasası'nın temelleri çerçevesinde her iki halkın, her iki toplumun yararlarının ve söz hakkının gözetildiği bir ara çözüm, münhasır ekonomik bölgeyle ilişkin. Belki o zamanla Fırhatlı'na da taşınabilir. Ve zamanla bir yerde Rumlar da bunu hazmetmesi lazım ki egemenlikte ve uluslararası egemenlikte bizim en az onlar kadar hakkımız var. Efendim, Kıbrıs Türk'ünün ve KKTC'nin statüsü yükseltilememiş. Sorun mu zaten? Hiç yani, denedik mi yani? Tabii yani. Bunu ne kadar denedik? Bunu denememiz lazım. Ben eminim bizi tanıyacak olan ülkeler çıkacaktır. Yani bakın, bunu ben bir şey olsun diye bir
kendime bir pay çıkarmak açısından söylemiyorum ama eğer yüze kim tanır bizi diye soranlar olacak. Kim tanır, ne kadar tanır? Bir tepki gördüğünde bir geri adım olmaz mı diye ama bu çalışmalar yani diplomaside denemeye değer mi? Ben de yıllarımı verdim. İlk temsilci olarak göreve başladığımda 2-3 milletvekili, onların da pek ağırlığı yoktu aslında. Onlardan öteye bir siyasal desteğimiz yoktu. Dışişleri'ne ben telefonu açtığımda telefonu yüzüme kapattılar. KKDC'yi tanımıyoruz dediler. Kusura bakmayın, sizinle görüşürüz. Hangi ülkede bu? Bu Londra'da. Londra'da, İngiltere. Yani bu 85'te oluyor. Ama o noktadan meseleyi alıp da yüze yakın İngiliz parlamenterlerin KKDC tanınmalıdır. En az Güney Kıbrıs Rum yönetimi kadar meşrudur. Ve ancak bu iki entite müstakbel bir federal çözümün iki eşit entegre unsuru olarak kabul etmezse İngiltere olarak bir çözüm söz konusu olamaz diye Times gazetesine tam sayfa ilan verdiler. Akabinde yani Avustralya yani Avrupa Parlamentosu'nda da açılımlar mümkündü. Amerikan Kongresi'nde de ciddi girişimler İngiliz milletvekilleri de yardımcı olmak kaydıyla başlatılmıştı. Yani ben diyorum ki tamam bunlar zaman alır ama Türkiye'nin bir yerde de kararlı bir şekilde KKDC'nin artık uluslararası alanında tanıtmaya hak kazandığı hiçbir şüpheye mahal vermemek kaydıyla şimdi ortadadır. Aslında bu Annan Parı'ndan sonra ortadaydı. Ne yazık ki o altın optimal noktayı israf ettik. O her zaman benim içimde bir kanayan muhtedir, bir yaradır. Yani orada yani her şey eşref saatinde olur Mert Bey. Orada bütün dünya bu adımı beklerken gerek Türkiye'den gerekse Kıbrıs Türk'ünden maalesef yani Sayın Talat ben ön koşulsuz yerinden görüşmelere hazırım bu tarafıyla. Ve Papadopoulos da ben hazır değilim diye cevap verdi. Önce Avrupa Birliği içinde kendi durumumu konsolide edeceğim. İyice yer ettikten sonra seninle masaya otururum. Ve düşünebiliyor musunuz? Yani yeni müzakerelerin sürecini, takvimini onların inisiyatifine kaptırma gibi bir siyasal beceriksizlik içine girdik. Yani düşünebiliyor musunuz? Türkiye'nin de desteğiyle oldu bu. Yani Türkiye bilemiyorum ama yani bazı geçmiş hatalarımızdan ders çıkarmamız lazım. Umarım şimdi çok kesin bir iradeyle ki onu gördüm ben gerek Sayın Çavuşoğlu'ndan. Hakkını da verelim yani Cumhurbaşkanımız Akıncı da bu son dönemimizdir dedi. Bu neslin son denemesidir dedi federasyon. Nihai konferans açıklaması oldu vesaire. Evet yani bunlar söylendi. Ama üstelik de bir de Rumlar da aynı söylemi kullandı. Bakın Akıncı ile olmazsa başka kimseyle bu barışı sağlayamayız diyorlar. Evet. Yani bize en müzahir olan bizim yani bugüne kadar kimsenin yani hayalimizden geçmeyen açılımları Akıncı'dan gördük. Bunun kıymetini bilelim diye sürekli bütün Rum partili liderleri bunu telaffuz etti. Şimdi durum netice ortadadır. Yani bilmiyorum yani bizim insanımız, siyasal liderlerimiz yani İngilizlerin dediği gibi artık yeter ne zaman diyecekler. Yani bundan sonra barışın koşulları böyledir diye parlamentodan adam gibi bir karar üretme bu kadar güç mü? Bir şu anda onu da söyleyelim yani çok sayıda diyelim yarı yarıya bir görüş ayrılığı var. Yarısı Federal Birleşik Kıbrıs görüşmelerinden yana, devamından yana. Diğerleri ise belki de farklı yöntemlerle çözümün aranması, eğer bu mümkün değilse KKTC'nin statüsünün yükseltilmesi, bunun tanınmaya kadar varması noktasında bir yol haritası izlenmesi Türkiye ile istişare halinde bunu savunuyor. Ancak ortada hala bir meclis kararı var. Federal Birleşik Kıbrıs görüşmeleri noktasında. Bu meclis kararının da ortadan kaldırılması gerekir. Eğer bir yola gerçekten çıkılacaksa, böyle niyet varsa bu noktada parlamenterlere söz düşmez mi? Yani görev düşmez mi? Onu soruyorum.
görev düşer tabii. Yani eğer parlamenterler bu tarihi görevlerini, tarihi misyonlarını yerine getirmekte acize düşerlerse, o zaman bu görevi halkımız yerine getirecek. Eğer halkımız da geleceğini belirsizliğe terk etme yönünde bir irade ortaya koymaksa, o zaman yani başa gelen çekilir derler, ama ben şeye inanıyorum, bugüne kadar pek bizim literatürde pek rastlamadığım bir veciz bir ifadesi var rahmetli Atatürk'ün. Yani bunu da Lord Kinross'un kitabında görmüştüm genelde. Ve yani çok vecizeleri var Atatürk'ün de. Bu ilginç işte yani. Ezilen ve ezen yok diyor Atatürk. Sadece kendini ezdiren toplumlar var. Yani Kıbrıs Türk'ü kendini ezdirmemede ciddi bir irade gösterdi 74'e kadar. Ama 74'ten sonra bu barış ve özgürlük ortamında ve Türkiye'nin bu kadar yani her alanda destek ve yardımına rağmen emin adımlarla hedefine doğru ilerlememesi çok düşündürücüdür. Yani bence yeniden Kıbrıs Türk'ü bu kararlılığa dönebilir. Ben şeyi de gördüm, bugün eski Cumhurbaşkanımız sözcüsü Hasan Bey, sonra eski Dışişleri Bakanı, CTP'nin eski Genel Sekreteri Kutlay Erk Bey. Baktım yani bu söylediğim çizgide söylemlere başvurdular. Örneğin Hasan Bey şey dedi, yani umarım Cumhurbaşkanı Sayın Aide ile görüşmesinde ciddi bir şekilde hesaba çeker Aide'yi. Yani bu açıklamayı gerçekten yaptın mı Kıbrıs Haber Ajansı'na? Yapmışsa niye yaptın? Ve gerçeği yansıtmaması dışında, yani ben olsam böyle bir durumda ciddi bir şekilde yalanlamadığı takdirde Aide'ye, o zaman yani bizler de belki gerektiğinde yani Rumlar gibi değil, Rumlar çok haksız bir yere Aide'yi istifaya davet ediyor. Çünkü Aide her şeyi onlara vermiş durumda. Ama biz haklı bir durumda bu kez topyekün şiddetle protesto etmemiz lazım yani bu davranış biçimini. Ama bu, bilmiyorum bugünkü görüşme nasıl gitti ama henüz bir açıklama düşmedi. Yani dilerim Cumhurbaşkanımız infialini, hayal kırıklığını dile getirir ve halkımızın protestosunu da, yani bu kadar basit bir olay değil tabii yani. Çok destek gördüğü gibi bir o kadar da eleştirildi ama sonuçta Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'nın günün sonunda mutlaka herhalde bu yeni yol haritasıyla ilgili olarak ya da önümüzdeki süreçle ilgili olarak ortaya koyacağı politikalar çok önemli. Sayın Cumhurbaşkanı toplum lideri, müzakerelerle de yürütmekle görevli kişi tabii, aynı zamanda. Ama ortada bir müzakere yok. Ama ortada statüsü yükselmek durumunda olan, üzerindeki ambargoların kırılması gereken bir devlet var ve bir halk var. Geleceğini görmek isteyen bir halk var. Cumhurbaşkanı Akıncı Güney Kıbrıs tarafından da tırnak içinde söyleyelim, en makul isim görüşmelerin yürütülebileceği bugüne kadar gelmiş geçmiş en makul isim olarak görülüyordu. Aslında bu bizim için çok önemli bir nokta diye evet, düşünüyorum. Yani bunu Aydın sonra işaret ediyor. Yani ben o yöndeki ılımlı imajını bir de kararlılıkla pekiştirmesi halinde ben ciddi bir sonuçlar alabileceğine de inanıyorum. Evet, yani, şimdi Sayın Cumhurbaşkanı Akıncı'ya tam destek olmaz ama. Yani baktım, örneğin Kutlay Erk de yani Tayvan modeliyle artık yani federal çözüm süreci bitmiştir. Bir yerde yani ben öyle algıladım. Yani bundan sonra iki devlet esası içinde kendi sorunlarımızı ivedilikle çözme yönünde çok ciddi adımlar ve irade ortaya koymamız lazım. Yani el birliğiyle bunu yapmamız lazım. Bu yönde bence yani her şeyden önce bir deneyelim. Yani bir tanınma bir günde olmaz. Bir de yani hakikaten Rumlarla ileride sağlıklı bir işbirliğini arzu eden partilerimiz, ki hepimiz arzu ediyoruz yani. Ben iyi komşuluk ilişkilerinde kimsenin bir itirazı olmaz. Ama bir yerde şunu görsünler, yani Rumların böyle bir ortaklıkta ihtiyaç duyma noktasına onları getirmemiz lazım. Yani dik duruşumuzla kendi başımıza sürdürülebilir ekonomi, uluslararası alanda yürümeye başladığımızı göstermekle. Evet.
Çok ciddi mesela bazı yabancı dostlarımı yani İsveçli bir gazeteci yazar buradaki yatırımları gördü. Herkes parmak ısırıyor. Bazı İngiliz milletvekillerini götürdüm otellerimize falan. Bunlar dediler yani KKTC bu noktaya mı geldi? Yani ya, hatta yani çevre düzenlemesi, çevre kirliliği yani bir kentleşmedeki yozlaşmanın önüne geçsek. Yani o yani bir yerde kentlerimizin temizliği, kanalizasyonu, görünümü, çevre görünümü, tarihi yerleri bu kadar yıpratmasak, tarihi binalarla çirkin yapılaşmayı yan yana getirmesek. Yani o zaman Rumları masaya daha rahat çekebilir ya da o zaman yani Rumlar ve bütün yabancılar şimdiden ben görüyorum. Kuzeyde biz çok daha büyük cazibe merkezleri görüyoruz. Yani hiçbir şekilde olmadığı gibi koskoca Karpaz bölgesi. Daha bakir alanlar görüyoruz. Gayet edememiş tabii, bölgeler evet, var her şeye rağmen. Her şeye rağmen. Evet. Bir de yani Rumlarda olmayan bir avantaj var. Türkiye'nin çok ciddi bir ekonomik potansiyeli var. Bu Kıbrıs Türk'üne ki bunu Kutlu Erk de söylemiştir. Yani artık her türlü üretimimizin bütün engelleri Türkiye'ye kalkması lazım. Yani Kıbrıs Türk'ünün bütün mal ve hizmet üretiminde 80 milyonun piyasası bir yerde tam olarak tesis edildiği takdirde Rumlar da o koskoca piyasaya biz de ne zaman girebiliriz diye şüphesiz bir insentif olacak. Bir de yani Türkiye'nin akıl almaz bir ekonomik gücü var. Güneyi de uçurur yani. Onu da görecekler. Bugüne kadar Fırat'ları, deniz limanları ve yollarına ulaşımdan dolayı çok büyük zarar ediyor. Onlarda çok büyük bir deniz ticaretinde çok büyük bir filo var. Türkiye'nin ambargosu nedeniyle evet, onlarda yani, çok ciddi bir onların yani evet, turizminden tutun da gemicilik sektörü, finans sektörü pek çok sektörlerinde çok büyük bir ve sadece kuzeyde değil güneye de gelmiş olacak ama evvel emirde yani Rumlara yani artık kuzeye egemen olacakları ihtimalinin tamamen sıfırlandığını göstermemiz lazım. Bakın bu çok önemli. Evet, girip giren çıkanlar herhalde fark ediyordur. Sayın Fikir programımızın evet. sonuna geldik. Evet, yani, mesajlarınızı özetleyecek olursak siz ülkenin sürdürülebilir bir ekonomiye, refah seviyesinin ülkenin kalkındırılmasına, vatandaşlara daha çağdaş bir ülke sunulmasıyla beraber buradaki refahın güneye de farklı mesajlar vereceğini ve hala adanın tamamına egemen olma ve adayı tek başına yönetme bakış açısının da ortadan kaldırılacağına inanıyorsunuz. Rum tarafı için söylüyorum. Ve bununla beraber de yapacak çok şey var. Tarınma denenmedi bugüne kadar 49 yıl boyunca. Federal çözüm için 49 yıl harcanırken neden tanınma statünün yükseltilmesiyle ilgili bir çalışma yapılmasın? Tam zamanıdır diyorsunuz. Son bir cümleniz varsa alalım ve kapatalım. Efendim bugün Ege'de, Ege Adaları'nın ekonomisi tamamen Türkiye'ye bağlı. Evet. Yani ben de şahit oldum. 2 milyon Türkiye'den turistin ziyaret etmiş olduğunu öğreniyoruz. Tabii yani Türkiye aynı refahı güneye de taşırması işten bile değil. Yani Türkiye'nin samimiyetine güvensinler. Türkiye hiçbir zaman tarih boyunca Rumlara hasmane bir tutum içine girmemiştir. Yani evet. bunu Osmanlı tarihinde İngiliz Dışişleri Bakanı Julian Emery konferansında söyledi. Türkler bir yerde egemenliklerindeki bütün azınlıklara bizlerin veremediği özgürlükleri, hakları verdiler. Hiçbir zaman lisanlarına müdahale etmediler. Dillerine müdahale etmediler. Yani Türkiye'nin aslında öyle olsaydı 500 yıl içinde herhalde burada yani bir yerde bu Türkiye korkusu falan onu dramatize ediyorlar ama onu doğuran da kendilerinin yani adayı helen yapma tutkusundan kaynaklı ve bunu fiilen 50 yıldır eylemleriyle dile getirdiler. Maalesef. Hala getiriyorlar. Elam Güney'de bugün yani Hristos'un beyanları yani bizler yani Kıbrıs Türk'ünün adadan sökülüp atılmasını gerçekleştirinceye kadar mücadelemiz sürecek diyorlar. Yani bunu bir azınlık da söylemiyor aslında. Çok ciddi bir geçtiğimiz hafta Cyprus Mail'de çekilen bir sokak röportajları dizisi var.
bunları paylaştık. Oradaki ifadeler, sade vatandaşların ifadeleri tüyleri diken diken ediyor. Kendisiyle de kavga haline bir toplum Güney Kıbrıs. Her geçen gün şiddet olayları öyle böyle değil, görülmüş gibi değil. El bombaları habire bir iş yerinde, bir kişinin cezanesinde. Her gün çok çeşitli olaylar yansıyan basına yansımayan haberlerin olduğunu öğreniyoruz. Süremizi doldurduk. Bir hesap hatası yapıyorlar. Burada buyurun, bir cümle alalım, kapatalım. İzin verin. Buyurun. Yani 74'te büyük bir hesap hatası yapmıştı Yunanistan ve Rumlar. Şimdi yeni bir hesap hatası yapıyorlar. Türkiye'nin içinde bulunduğu zorluklar, güçlüklerden dolayı ciddi bir dalgalanma yaşanabilir. Türkiye'nin dört bir yanındaki sıkıntılar onlar için yüzyılda bir gelmemiş bir fırsat olarak değerlendirip de çözüme de bu yönde de yanaşmak istemiyorlar. Bu çok tehlikeli bir politikadır. Yani Türkiye'nin bir yerde böyle bir badireden şey çıkarma, ümitle yola çıkma, gene onların yani hasmane davranışlarının da kabul edilmez bir tezahürüdür. Yani maalesef. Yani her seferinde bir mazeret buluyorlar. Şimdi de zamanı değil. Bekleyelim, Türkiye toparlar mı, toparlamaz mı? Yani bu akıl almaz bir şey yani. Evet, peki. Çok teşekkür ederiz efendim programımıza vakit ayırıp katıldığınız için. Efendim, odak noktasında bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Yarın aynı saatte yeniden görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.